Akciğer kanserinin tüm vücuda yayılmasını ifade eden akciğer kanseri metastazı denen süreci düşünürken aklıma içi çok sayıda insanla dolu olan bir ev geliyor. Küçük bir alanda bu kadar fazla insan olunca içerinin muhtemelen biraz sıkışık olacağını tahmin edebilirsiniz. Bu durumda evdeki yiyecek gibi kaynaklar da yetersiz hale gelebilir. Veya belki birçok insanın farklı nedenlerle yapabileceği gibi Bunlar da evden çıkmaya başlarlar. Dışarı çıkıp yeni evler bulur, o yeni yerlere yerleşip çoğalmaya devam edebilirler. Bunu yapmak için, yani orijinal yerlerini terk etmek ve yayılmak için muhtemelen bölgedeki caddeleri veya otoyolları kullanmaları gerekecektir. İşte bu yüzden kanser hücrelerinin de benzer şekilde hareket ettiğini söylediğimde bunu aklınızda tutmanızı istiyorum. Bu hücrelerde en başta akciğerlerde yaşarlar. Ama daha sonraları beyin, kemik veya karaciğer gibi vücudun diğer yerlerine yayılabilirler. Kanser söz konusu olduğunda bu yayılma olayının biraz daha süslü bir ismi var. Buna metastaz deniyor. İnsanların yayılmak için yolları kullanması gibi kanser hücreleri de yayılmak için vaskülatör adı verilen tüpleri kullanırlar ve vücudun her yerinde bulunan bu tüpleri kullanarak etrafta dolaşırlar. Hadi gelin şimdi buna biraz daha yakından göz atalım. Buraya bir kılcal damar yatağı çizmiştim. Kılcal damarlar vücudun her yerindeki dokularda bulunduğundan buraya ayrıca altlı üstlü birbirine geçmiş çizgiler çizerek size bu durumu da hatırlatmak istiyorum. Çünkü sonuçta kılcal damarlar öylece ortalıkta salınan şeyler değiller. Bunlar dokulara yerleşmişlerdir. Kolajen, kaslar ve sinirlerle ya da hücreler ve proteinlerle çevrelenmişlerdir. Kalpten gelen kan bu büyük kanaldan yani bir atar damardan gelir. Bunu bir otoyol olarak düşünün. Kan daha sonra otoyollardan daha küçük oldukları için yerel sokaklar olarak düşündüğüm bu kılcal damar yataklarına girecek ve buraya geldiğinde kan o kadar da hızlı akamayacak. Sonunda kan diğer tarafta yer alan ve yine bir otoyol olarak düşünebileceğimiz toplar damara bağlanacak ve buradan kalbe dönecek. Aslında burada başka bir kanal daha var ve bu maalesef genellikle hak ettiği ilgiyi göremiyor. Onun için de ben şimdi bu kanaldan bahsetmek ve onun ne kadar muhteşem olduğunu vurgulamak istiyorum. Bahsettiğim bu kanal lenf damarı. Dediğim gibi bu damarlar yaptıkları işin boyutuna kıyasla çok az ilgi görüyorlar. Lenf damarları bağışıklık hücrelerinin toplanmasında önemli bir görev üstleniyorlar. Ayrıca toplar damarlardan ve atar damarlardan dokulara sızan içerikçe zengin sıvıları toplayıp bunların hepsini tekrardan toplar damarlara geri gönderiyorlar. Mesela buradaki dokuda fazla sayıda kanser hücresi büyüyorsa neler olabileceğini eminim sizler de tahmin edebiliyorsunuzdur. Eğer bu konuda bir fikriniz yoksa videonun başında bahsettiğimiz evde yaşayan insanlar örneğini tekrar hatırlayın. İnsanlar çok iyi anlaşılmamış veya tam olarak bilinmeyen çeşitli nedenlerle evden ayrılıyorlardı. İşte kanser söz konusu olduğunda bu hücreler kılcal damarları ve lenf damarlarını istila eder, bunları vücutta yayılmak için kullanırlar. Bu durumu oklarla da göstereyim. Ha, bu arada şunu da unutmayın, sonunda milyonlarcası birleşiyor olsa da kahraman lenf damarları yol boyunca lenf düğümlerine ayrılırlar. Lenf düğümleri vücudun her yerinde bulunan özelleşmiş bölgelerdir. Bu noktalarda bağışıklık hücreleri belirli dokularda yer alan istilacı patojenlerden çıkan proteinlere maruz kalabilir ve bu da bağışıklık tepkisini tetikler. Şimdi bu resmi kaydıralım ve vücudun her tarafına yayılmakta olan kanser hücreleri hakkında konuşmaya geri dönelim. Lenf damarlarında dolaşmakta olan kanser hücreleri, lenf düğümlerini yeni evleri olarak seçerler ve buraya yerleşip ikincil bir kanser bölgesi oluşturmaya başlarlar. Genellikle kanser hücrelerin ilk yayılma noktası burasıdır. Bu nedenle akciğer kanserinde göğsün merkezindeki lenf bezleri hızla istila edilir. Sonuçta bu bölge akciğer kanserinin orijinal bölgesine çok yakın olduğu için bu durum son derece mantıklı. Kanser hücreleri artık kanda dolanıyorlar ve beyin, kemikler ve karaciğer gibi yeni bölgelere gidebilirler. Bu çizdiğim şey karaciğere pek benzemedi ama siz bunu öyle düşünün. Ayrıca özellikle akciğer kanserinde böbrek üstü bezleri de risk altındaki yerlerdendir. Buralarda kanserin yeni evler oluşturması, tüm bu bölgelerde ikincil tümörler görülmesi, yani Metastatik kanserin ortaya çıkması ve kanserin yayılması durumu daha da zorlaştırır. Çünkü artık birden fazla yerde kanserle savaşılıyor demektir. Bu nedenle bilim camiası kanser hücrelerinin yayılmasına neyin sebep olduğunu ve bunu gerçekten nasıl yaptıklarını anlamak için çok büyük bir çaba harcıyor. Böylece ilaçlarla kanserin yayılmasını önleyebilmek ve kanserli hastaların hayatta kalma şanslarını arttırmak istiyorlar.